geçiyor. Hayırlı olsun bir de. Yok ya. Başkan yardımcısı adaylar oluyor. Aday adaylar. Şarkıyla var ya, ha. Oradan geçemiyor. Ön tarafta yer yok mu?
Kıymet üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, sevgili büyükçekmeceliler, televizyonların başında bizi izleyen çok kıymetli vatandaşlarımız. Öncelikle 2018 yılının hepimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. 2018 yılımız milletimize, ülkemize, dünyamıza hayırlı olsun. Televizyonun başında bizi izleyen vatandaşlarımıza da günaydın, hayırlı yıllar, bol, bereketli, sağlıklı bir yıl ayrıca sizlere meclis olarak diliyoruz. Bir kez daha hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar. 2018 yılı Ocak ayı meclis toplantımızın birinci oturumunu biraz sonra açacağım. Meclisin resmi kısmına biraz sonra geçeceğim. Şimdi birkaç aktüel konularla ilgili bilgilendirme yapalım. Ondan sonra grup başkan vekillerine birer söz vereyim aktüel konularla ilgili. Tarihteki bugünler şunlar olmuş, bunlar olmuşa girmiyoruz. Ben çok sadece çalışan gazeteciler günüyle ilgili birer arkadaşımız isterse söz alabilir. Değerli arkadaşlar, muhtarlar koltuğumuzda bir arkadaşımızın yeri boş. Ön sıranın tamamı muhtarlarımıza aittir. İsimleri plaka şeklinde masalarına yazılsın arkadaşlar. Muhtarlar koltuğumuzda kıymetli kardeşimiz, dostumuz, abimiz, bizim büyüğümüz, Kamil Oba'nın gülen yüzlü muhtarımız Mehmet Bursalı aramızda yok. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. 2017'de abim de olmak üzere içlerinde birçok dostumuz ömrünü, bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak ebedi aleme intikal ettiler. Kendilerine Yüce Allah'tan rahmetler diliyoruz. Geride kalanlarına başsağlığı ve hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. 2017 ülkemizin tümünde zor bir yıl olmuştur. Ekonomik yönden zor bir yılımız oldu. Huzur, barış tamamı bu yıl etkilendi. Ülkemizi bölüp parçalamaya dönük FETÖ ve onun yandaşları ve diğerlerinin destekçilerin, emperyalizmin içinde olduğunu biliyoruz. Ülkemize karşı oyunlarının bozulmasından sonra 2017 yılı da devletimiz tarafından FETÖ örgütüne ve ülkemizin bağımsızlığına, bütünlüğüne karşı saldırıda bulunan çeşitli isimler altındaki terör örgütlerine karşı yoğun bir mücadelenin verildiği bir yıl olmuştur. Bu nedenle kahraman silahlı kuvvetlerimizi, polisimizi, kurucularımızı kutlarken ebediyete intikal eden vatanımız, bayrağımız, devletimiz, dinimiz için toprağa düşmüş şehitlerimizi de şükranla, minnetle anıyoruz. İnşallah 2018 yılında devletimizin bütün unsurları, toplumumuzun bütün çiçekleri, çeşitlilik arz eden
güzel kültürlerinin birleşmesinden meydana gelen milletimizin bütün unsurları daha güzel bir yıl yaşar umudundayız. Devletimizi yönetenler de millet olarak üzerimize düşen sorumluluklar da hepsi bu ülkenin geleceği için çok önemli. Bunun bilincindeyiz hep birlikte. Hem yönetenler hem yönetilenler barış içerisinde özgür düşüncelerini ortaya koyabildikleri, Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi için her türlü çabanın gösterildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz 2018'in. Tabii ki emperyalizmin ve onun içteki ve dıştaki diğer ortaklarının ülkemize karşı olan savaş ve saldırıları devam edecektir. Ama Yüce Türk Milleti tarihteki örnekleri gibi, daha dünkü örnekleri gibi bunları bertaraf etmeye azim ve kararlılığını her daim, her dakika göstermeye muktedirdir. Bu nedenle 2018 yılının bu duygu ve düşünce içerisinde daha güzel bir yıl olmasını bir kez daha meclis olarak diliyoruz, umuyoruz. İnşallah insanımızın, çalışanımızın, yöneticimizin daha mutlu olduğu, yüzünün daha çok güldüğü, barış, sevgi ve dostluk rüzgarlarının çok daha fazla pekiştiği bir yıl olur 2018 yılı. Değerli arkadaşlar, 2018'in Ocak ayı toplantısından önce ikinci söyleyeceğim husus, çalışan gazeteciler, ama biz çalışan demiyoruz, gazeteciler günü 10 Ocak. Gazeteciler günü olarak kutlanacaktır. Basının dünyada ne kadar önemli bir yer tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle 10 Ocak gazeteciler gününü kutlarken ömrünü bu işe adamış ülke ve dünya çapında insanlığı aydınlatmak, bilgilendirmek adına hizmet etmiş ama aramızdan ebediyete intikal etmiş basın mensuplarını da rahmetle, şükranla anıyoruz. Hunharca katledilen basın mensuplarımıza da bir ayrı önem vererek basın şehitlerini de yine şükran ve minnetle anarken, hapishanelerde bulunan bütün yazar ve çizerin, bütün gazetecilerin suçları sabit olasıya kadar bağımsız mahkemeler tarafından nihai karar verilesiye kadar bir tek gazetecinin, yazarın, çizerin hapishanelerde kalmamasının altını da çizerek Türkiye'nin de bu ayıptan kurtulmasının gerektiğini ayrıca şahsi fikrim olarak sizlerle paylaşmayı uygun buluyorum. Tekrar gazetecilerimizin, yazarlarımızın, çizerlerimizin günü kutlu olsun. Evet, meclis oturumundan önce Recep Bey, Coşkun Bey veya başka söz almak isteyen arkadaşımız varsa birer... Evet, isteyen var mı? Mehmet Bey buyurun. Nasıl isterseniz serbest. Sayın Başkan,
Değerli meclis üyeleri, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Mir Mehmet Öztürk, belediye meclis üyesi. 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü için AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlarken öncelikle şunu belirtmek isterim. Neden 10 Ocak Gazeteciler Günü değil de Çalışan Gazeteciler Günü? 1960 Cuntası'nın oluşturduğu Milli Birlik Komitesi darbenin ardından bir dizi yeni reform hareketleri yayınladı. Bunlardan biri de 4 Ocak 1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarına önemli iyileştirmeler getiren ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 yasalı sayılı yasanın kabul edilmesiydi. Yasa 10 Ocak 1961 günü resmi gazetede yayınlanmasının ardından 9 tane büyük gazete sahibi yasayı protesto etmek için 3 gün süreyle gazeteler yayınlamamaya başladılar. 9 patron olayı olarak anılan bu gelişme karşısında çalışan gazeteciler de 10 Ocak 1961 günü haklarını ve basın özgürlüğünü sahip çıkmak amacıyla İstanbul Gazeteciler Sendikası binası önünde toplanarak valiliğe kadar yürüdüler. Gazeteciler sendikasında aynı gün yaptığı toplantıda patronların 3 günlük boykotları süresince Basın adlı bir gazete yayınlama kararı alındı. Ve bu gazete 3 gün boyunca basıldı, 100 binin üstünde bir satış tirajı elde etti. İşte o tarihten sonra 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlandı. Nitekim 12 Mart 1971 darbesinden sonra tekrar bayram kısmı çıkarıldı ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başladı. Basın toplumların karanlıklarına ışık tutmalıdır. 15 Temmuz gecesi ülkemizi ele geçirmeye kalkan karanlık şer odakları FETÖ ve asker üniforması altında katillerin başarısız olmasındaki en büyük etkenlerden biri de şüphesiz basınımızdı. O karanlık gecede büyük bir rol üstlenen medyamız olması gerektiği gibi tavrını milli irade ve demokrasiden yana kullanarak hainlerin püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı. Yerli, bağımsız ve milli bir duruş sergileyen basın mensuplarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın çağrılarını millete ulaştırarak halkın kurtuluş mücadelesini başlatmasına vesile oldular. Vatandaşlarımızın hain darbe girişimine karşı refleks oluşturmasının önünü açan başkomutanımız, ifadelerini milletin yüreğine ve vicdanına yasan basın mensuplarımız, bu önemli ve bir o kadar da kutsal olan görevi ifa ettiklerinden dolayı onlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli kardeşlerim, unutulmamalıdır ki ülkemiz gerek jeolojik ve gerek jeopolitik konum noktasında çok önemli bir yerdedir. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ve Orta Doğu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olan ülkemiz sürekli terör örgütleri ve terör destekçilerin hedefi halindedir. Söz konusu böyle olunca bu örgütler sadece askeriye ve yahut kamuda ya da bürokraside yapılanmıyorlar. Gazeteciler kisvesi adı altında da yapılanmaları gayet tabi beklenen bir durumdur. Bu durum göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun önünde herkes eşittir. İlkesini asla ve asla unutmamamız gerekiyor. Mesleğiniz ne olursa olsun hukuk önünde herkes eşittir ve sizin özgürlüğünüz benim özgürlüğümün başladığı yerde biter ilkesini de asla unutmamamız gerekiyor. Gerek görsel ve gerek yazılı medyada bin bir zorlukla çalışan emektar basın mensuplarının gününü kutlarken sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun Coşkun Bey. Buyurun. Recep Bey buyur.
Seher Hanım, söz istiyor musunuz? Peki. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer muhtarlarımız, Büyükçekmece halkı, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah 2018 yılında bugün başladığı güzellikte tüm meclis çalışmalarına ve Büyükçekmece halkına faydalı hizmetler imza atacağına inanıyorum. Az evvel Sayın Başkanım ifade ettiği şekliyle Kamil Obamızın çok kıymetli muhtarı Mehmet Bursalı abimizi, yine Sayın Belediye Başkanımızın abileri Tahir Akgün Bey'i 2017'nin son günlerinde kaybettik. Onlara ve bu anlamda 2017 yılında kaybettiğimiz tüm Büyükçekmece halkından ve Türk halkından olan geçmişlerimize de Allah rahmet eylesin diyorum. 2017 yılımızı iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık ve bu anlamda yapmak istediğimiz, gerçekleştirdiğimiz veya gerçekleştiremediğimiz icraatlarla 2017 yılı tamamlanmış oldu. Yine ülke olarak ekonomik alanda ciddi saldırılarla karşılaştık. Enerjide, savunmada, sanayi alanında ve diğer alanlarda da ülke olarak büyük atılımlar yaptık. Ve daha da çok millileştik bu anlamda. Yine siyasi istikrar anlamında Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara örnek olarak açılımlarımızı sürdürdük. Yine Suriye, Irak, Filistin'le yakından ilgilendik. Katar'da, Kudüs'te mazlum ve mağdurun yanında olarak tüm dünyaya örnek olduk ve ortak bir sesin çıkmasına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde öncü olduk. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaparken de yine ilçemizde de ilçemizdeki belediye binamıza, başkanlık sarayımıza biraz gecikmiş de olsa katıldık, kavuştuk ve bu anlamda da hizmetlerin tek elden görülmesini ve modern bir binada Büyükçekmece halkının hizmet etmesini sağlamış olduk. Yine Büyükçekmece'mize baktığımızda tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı, özellikle Mimar Sinan ilçemizi, Büyükçekmece'mizi Mimar Sinan'a ve Trakya'ya bağlayan 4 tane köprümüzün 10 şeritli yolumuzun yapılması, 30 milyonluk bir yatırımla halka kazandırılması, kullanıma açılması, bu yaz özellikle trafik anlamında da inşallah Cuma günleri Tekirdağ ve Trakya'ya gidenleri, pazar günlerde Büyükçekmece istikametine dönenlerde trafik olarak, ulaşım olarak rahatlatacağını ümit ediyoruz. Yine Büyükçekmece'mize yaptığımız yatırımlarla ilgili olarak çok yakında yeni devlet hastanemizin açılacak olması, yine Postabaşı mevkiinde Dizdariye mahallemizdeki diş kliniğimizin açılacak olması da inşallah Büyükçekmece hizmet anlamında bizlerin Büyükçekmece Meclisi olarak, belediye olarak, büyükşehir ve hükümet anlamında üzerine düşenleri gecikmiş de olsa yaptığımız anlamına geliyor. Beylikdüzü Devlet Hastanemiz açıldı ve bu anlamda okullarımız, sağlık ocaklarımız, camilerimiz açılıyor ve bu alanda da hayırsever arkadaşlara, buraya katkı sunan her bir ferde, her bir hayırsevere AK Parti grubu adına, Büyükçekmece Meclisi'ndeki arkadaşlarım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 2018 yılı içerisinde de içeride ve dışarıda yeni gelişmelerle bizi beklemekte. Ve gerçekten dünyada, özellikle bizim yaşadığımız coğrafyada sorunlar oluşmaya devam edecek. Enerji koridorunun bizim bölgemizde olduğu, tüm semavi dinlerin bizim bölgemizde Orta Doğu'da yayılmaya devam ettiği, bu anlamda kara ve deniz yollarının kesiştiği noktada bu sorunlar gün geçtikçe artarak devam edecek. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir ve beraber olarak tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek devlet ülküsüyle inşallah bunların tamamının üstesinden gelecektir diyoruz. Burada Büyükçekmece Meclisi olarak bizler de ufku olan, vizyonu olan projelerle halkımızı mutlu etmek adına Büyükçekmece halkının önceliklerini ön plana alarak İnşallah hizmet etmeye ve başarılı çalışmalara imza atma gayreti içinde olacağız. Ben buradan Sayın Başkan'a ve burada belediye başkan yardımcılarımıza, müdürlerine de bir şey net olarak ifade etmek istiyorum. Bizler muhalefet üyeleri olarak, muhalefet anlayışı içerisinde değil, doğru yapılanların her zaman yanında olarak, yanlış yapılanları da net bir şekilde ifade ederek, burada tabiri caizse herhangi bir anda yol kazası oluşmadan, araç devrilmeden önce doğru yolu gösterme çabası içerisindeyiz. Ben AK Parti grubundaki her bir kardeşimin de aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Ve bu noktada kendi grubumuz olarak 2018 yılında da yapılan doğru hizmetlere yine buradan Büyükçekmece AK Parti grubu olarak bizler evet demeye, şayet eksik yapılan Büyükçekmece halkının menfaatine olmayacak çalışmalarda da yine bildiğimiz doğruları iletmemiz gereken şekliyle, bize yakışır şekilde
muhalefet etmeye devam edeceğimizi net olarak ifade etmek istiyorum. Şeffaflık ilkesinden sapmadan belediyenin yönetileceğinden ve bu anlamda da bundan kuşkumuz olmadığından tekrardan ifade ediyorum. Ve şu anlamda bir şey ifade etmek istiyorum. Bugün ulusal basında çıkan bir haberde, bu yanlış anlaşılmasın, buradan mal bulmuş muharibi gibi bir şeylerin üzerine saldırma sevdasında değiliz. Ben ve arkadaşlarım yapılan yanlışları, yapılan eksikleri doğru bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde de yat limanı ile ilgili bir firmanın daha önce yat limanı inşaatı ile ilgilenmediği, bu işi yapmadığı ve Büyükçekmece'deki liman işinde yapamayacağını ifade etmiştik. Ve bugün de görüyoruz ki bizim dediğimiz noktadayız. Keşke o dönemde de bizim dediğimiz söylemler dikkate alınsa, bu firmalarla ilgili biraz daha detaylı çalışma yapılsaydı. Tabii ki burada suçu başkana bulmak da istemiyorum ki Sayın Başkan da buradaki danışmanları, müdürleri, başkan yardımcıları da bu noktada kendilerine katkı sunuyorlar. Bizler de katkı sunuyoruz ama biz o günde net olarak ifade ettik. Bu arkadaşların liman tecrübesi yok dedik ve bugün bunu söylerken de basında çıkan haberlerden en az ben Sayın Belediye Başkanımız kadar ben de üzüntü duyuyorum. Bizim Büyükçekmece'mizin gerçekten bugüne kadar olduğu gibi belli başarılarla, spor kulübüyle olsun, festivalle ilgili olsun, yapılan altyapı üst yapı çalışmalarıyla ilgili olsun, ülkemizi uluslararası anlamda temsil ettiği alanlardaki başarılarıyla ilgili olsun, güzel bir şekilde anıldığını biliyorum ve bundan sonra da böyle kalmasını istiyorum. Ve bu noktada ifade ederken o gün de söyledik, bugün de yanlışları, üslubumuz aynı şekilde, üslubumuzu bozmadan, hakaret etmeden doğru bildiğimiz şekilde AK Parti grubu olarak ifade edeceğimizi de net olarak söylemek istiyorum. 2018 yılının milletimize ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim Recep Bey. Coşkun Bey'e söz vermeden Recep Bey son konuşmasının son bölümünde yat limanı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Ben de sabahleyin akşam ve sabah gazetelerinde gördüm. Son zamanlarda akşam ve sabah gazeteleri bizim üzerimizde siyasi bir faaliyete başlamıştır. Bunun bilincindeyiz. Seçimler yaklaşıyor. Türkiye gibi bir ülkede de doğal görüyoruz. Değerli arkadaşlar, biz devletin bir parçasıyız. İhaleyi yaparken Ahmet'e, Mehmet'e, şuna buna vermeme lüksümüz yoktur. Devletten vize almış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili makamlarından onaylanmış, vize almış, Türkiye'de iş yapabilme, ihalelere girebilme hakkını elde etmiş her firma, iş koluna göre yapacağımız ihalenin şartlarını okur, gider ihaleye başvurur. Bu yat limanını yapmakta olan ekip de bunlardan bir tanesidir. Yurt dışındaki firmaların 7 sene önce veya 9 sene önce bir başka ortakları üzerinden bir bankadan kredi almışlar, krediyi ödememişler. Bütün mesele bu. Yeni öğrendik, yeni öğreniyoruz. Şimdi 9 sene önce olan iş, bundan geçen seçimlere yakın aynen 2013'te tekrar gündeme getirilmişti. Çünkü seçimlere yakındı. Kaldı ki bu yat limanı yap işletle verilmiştir. Çakılan her çivi bizim milletimizin, devletimizin malıdır. Yaparlar, yapamazlar. Yapamazsa bırakır giderler. O kadar çok talipli çıkar ki bu noktaya geldikten sonra bizim bir sorunumuz yok. Ama biz sadece devlete şunu sorarız. Bu firma ihaleye girme hakkına sahip midir, değil midir? Sahiptir dendikten sonra üzerinde başka bir yorum yapmak, başka bir araştırma yapmak, ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanma suçu anlamına gelir. Bunun böyle bilinmesi gerek, böyle bilinmelidir bu. 3. Bu yat limanının danışmanları da özel şahsiyetlerdir. Yat limanındaki inşaatın
bir bakıma Ankara'ya karşı sorumluluğunu bakanlık, ilgili bakanlar, 7 tane bakanlığa bağlı çünkü, sorumluluğunu yerine getiren iki şahsiyet benim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Nusret Bayraktar, bu ülkede 3 dönem belediye başkanlığı yapmış Beyoğlu'nda, 3 dönemde milletvekilliği yapmıştır ve bu inşaatın teknik sorumlusudur, teknik danışmanıdır. İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet Hoca, benim için çok kıymetli, değerli bir hocadır. Zaman zaman bunlarla bir araya geliyoruz ve seyri hakkında bilgi alıyoruz. Bu aktüel haberler bizi hiç ilgilendirmez. İlgilendiren kimlerse onları ilgilendirir. Şu anda yat limanının sadece 20 metrelik bir kısmı Anıtlar Kurulu'nu ilgilendirdiği için, köprünün ön görünüm alanında olduğu için, onunla ilgili planları geçti Anıtlar Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan. Bizim tasdikli projelerimiz, inşaatla ilgili projelerinde bu önümüzdeki günlerde, ya bu perşembe ya öbür perşembe, perşembe günleri toplanıyorlar. Gündeme alacaklar ve onaylayacaklar. Şu anda kaba inşaatı devam ettirebilmek için hafriyatla ilgili çalışmayı yaklaşık 2 aydan beri sürdürüyorlar. Hafriyatla Anıtlar Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndaki işler paralel gidiyor. Zaman kazanmak için hafriyatlarına müsaade ettik. İnşaatlardan, inşaatta bir gecikme var mı? Var. Evveliyattan gelen gecikme var. İşte yıktık, yeniden başladık. Velhasıl şunu söyleyeyim. Yat limanı 2013'te siyaset malzemesi yapılmıştır 2012'de. Hakkımız da hayırlısı olmuştur yıkılıp sıfırdan yapılması, 2,5 kat daha yat limanının büyümesine. Bodrum katında o günkü mevzuat otoparka müsaade etmezken, bugünkü daha sonra bize verilen imkanla 2750 araçlık otopark imza edilmiştir Bodrum katında. Büyükçekmece'nin araçlarının, sahilin araçlarının hepsini alır. 2750 araçlık otopark İstanbul için çok önemlidir. Havaalanından sonra ikinci büyük kapalı otopark oluyor. Yaptığımız işler büyük de tanıtımımız küçük. Üçüncüsünü, neden bu gazete akşam gazetesinden sabah gazetesinde ve Büyükçekmece'de oturan, Beylikdüzü'nde oturan bir kişi bunları gündeme getiriyor? Bunun da altını irdelemenizi rica ederim. Kimdir bu kişiler? Yazanlar kimdir? Yat limanından ne istiyorlar? Bunları da irdelemenizi rica ederim. Coşkun Bey, söz sizin. Ben bu açıklamayı yapmam gerekiyordu. Buyurun Coşkun Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli muhtarlarımız, spor kulübü başkanlarımız ve bizi izleyen değerli halkımız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerine başlamadan evvel 2018 yılının başta şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için barışa, huzura, birliğe, bütünlüğe, refaha vesile olmasını temenni ediyoruz. Yine geçtiğimiz Aralık ayında, 25 Aralık 1973'te Cumhuriyetimizin, Kurtuluş Savaşımızın kıymetli komutanı, 2. Cumhurbaşkanımız, İnönü Muharebelerinin kahramanı ve Lozan'ın mimarı, bugün yaşadığımız coğrafyanın tapusunu emperyalistlere lafla değil, bizzat değil, tasdik ettiren büyük komutan İsmet İnönü'nün ebediyete intikalı günüydü. Grubumuz adına, halkımız adına bir kez daha kendisini minnetle,
şükranla anarken anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. İki, yine çok değerli belediye başkanımız Sayın Hasan Akgün'ün çok kıymetli abisi, abimiz Tahir Akgün, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yine Sayın Başkanımızın şahsında tüm Akgün ailesine başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Ve yine maalesef Kamiloba muhtarımız Sayın Mehmet Bursalı, onu da 24 Aralık günü kaybettik. Tüm başta ailesi Kamiloba halkımıza taziyelerimizi sunuyor. Başsağlığı diliyoruz. Dün de mevlütüne iştirak ettik Sayın Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız ve arkadaşlarımızla. Bunları belirttikten sonra bu çalışan gazetecilerle ilgili çalışan gazeteciler, yani yandaş medya patronları ya da geçmişte ilanlarla hükümet düşüren ana akımdan bahsetmiyorum. Çalışan emekçi gazetecilerden bahsediyoruz. Bunlar zor şartlarda halkın haber alma hakkını yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımızdır zor koşullarda. Umut ediyorum ve diliyoruz ki önümüzdeki dönem koşullarının daha iyileşeceğini, daha özgür ortamda habercilik yapabileceklerini temenni ediyoruz, talep ediyoruz. Ve kendilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Evet, bu yasa 1961'de 212 sayılı yasayla her ne kadar resmi gazetede yayınlanmışsa da demin Mehmet Bey'in bahsettiği gibi bu rahmetlik Erbakan'ın deyimiyle bu medya kartelleri protesto için bu emekçi gazetecilere gazetelerini çıkarmamışlardır. 9 tane gazete, isimler lazım değil. Bunlar bugün de maalesef başka isimler altında başka tetikçilik yapıyorlar. O gün emekçinin hakları protesto ediyorlar. Böyle bir şey olur mu? Yani emekçi, gazeteci. Derin bir konu. Bu da tarihimizin bir parçası. Bunu böyle söylemek lazım. Efendim 61 Cunta'da mı çıkmış? Öncesi o önemli değil. Önemli olan yapılan iş doğru mu değil midir? Cuntalara gelince bu kürsüde bir kere söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Bu popülizm değil. Darbelerden mağdur olan bir arkadaşımızın. Bunu suistimal etmenin bir anlamı yok. O dönem ülkemizin birliği, bütünlüğü, demokrasi için kendi açımızda eziyetler çektik 12 Eylül faşist darbesinde. Darbeler hepsi kötüdür. Biri iyi, biri kötü değil. Hepsi kötüdür. İsmi üzerinde. Yani milli iradeye darbe yapıyorsunuz. Bunu kabul edilir hiçbir tarafı yok. Dün de böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Dünya tarihinde de lanetlenen şeylerdir. Bunu ikide bir FETÖ darbesi, ÇETÖ darbesi, lanet olsun hepsine. Mesela bunlar ben hayatımda hatırlayın 3 sene öncesine kadar Zaman Gazetesi'ni eline almayan yükselemiyordu. Yanlıştı. Bağırdık, çağırdık, yapmayın, etmeyin. Bunlar tehlikeli. Anlatamadık. Tekrar lanet diyorum. Aynı hatalara bir daha düşmemeyi diliyorum. Bu ülke bizim arkadaşlar. Partilerimiz farklı olabilir, farklı düşünebiliriz. Ama Allah korusun bu ülke zarar gördüğü zaman hepimiz görürüz. Böyle bakmamız lazım. Burada bir popülizm, goygoyculuğun hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir partiye, hiçbirimize. Buraya objektif yaklaşmakta fayda var. Çünkü yaşam devam ediyor. Ülkemiz ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. İşte burnumuzun dibinde. İran'da oyunlar oynanıyor. Umarım ve buradan da çağrımdır. Devletimizi yönetenler Suriye'de yaptıkları hataya yapmazlar. İran'da elbette ki demokrasi olsun istiyoruz, insan hakları olsun istiyoruz. Ama bizim İran'a bulaşmamamız lazım. Çünkü çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. İran beğeniriz beğenmeyiz. 1000 yıllık devlet geneliği olan bir ülkedir. Katılmadığımız yanları var. Ama anti-emperyalist duruşu var. Buna baktığımız zaman buraya çok temkinli ve dikkatli bakmakta fayda var. Bunu belirttikten sonra
şeye gelelim. Yani Orta Doğu bir kan deryası. Biz geçen ay meclis grubu olarak Kudüs'ü ziyaret etme şansını yakaladık. Burada da tekrardan Sayın Belediye Başkanımıza böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Çünkü Kudüs'le ilgili çok şey okuyorduk, duyuyorduk ama bizzatı görmekte büyük fayda olduğunu mutalaa ettik. İmkanı olan her vatandaşın gitmesinde de yarar olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılı bir yer. Filistin'in davası uzun bir davadır. Ta Yaser Arafat'tan beri başlayan bir davadır. Haklı bir özgürlük mücadelesidir. Geçmişten beri bunu hep savunmuşuzdur. Savunmakta durumundayız. Ama bunu yaparken Türkiye'nin menfaatlerini, milli birlik bütünlüğünü öncelemek gerekiyor. Karınca karınca katkımızı sunmaya devam etmeliyiz. Ama dediğim gibi üç semavi dinin doğuş yeri çok kutsal ve çok önemli bir yer. Bin yıllardan beri çözülemeyen bir sıkıntı. Bunu tabii bizim tek başımıza çözecek durumda değiliz. Ama bildiğimiz doğruları kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda dile getirmekte fayda var. Bunu yapılıyorsa da doğru bir şeydir. Desteklemek lazım, destekliyoruz. Güncele gelince Recep Bey kardeşim o kadar güzel şeyler söyledi ki dinlediğiniz zaman dersin ki ya hakikaten birlik, bütünlük. Güzel, meclisimizin böyle bir yanı var ama eylem ve söylem birliği olması daha güzel olur. Yani yine de böyle meclis üslubu içerisinde bazı eksiklerin altını çizmekte fayda var. Bir, yat limanı. Çok detayını bilmiyorum Sayın Başkan bilgilendir de. Ama unutmayalım, bundan birkaç sene önce partinizin geçmiş bir yöneticisi ben bu yat limanını yıkacağım demişti. Beyanatları duruyor ortada. Siyaset gereğidir. Hani yıkıcı derken ben makine anlarım. Halbuki benim bildiğim partiler, iktidarlar yapıcı olur, eser yaparlar. Bu talihsiz bir açıklamaydı. Şimdi o gün bir taş atıldı, her seferinde bir şekilde yok şurada 2 metre şey geçiyor. Kuleleri fazla dediler. Sonra bir yönetmelik çıktı bakanlıktan. Pendik'te ki belediye yapınca emsal artırıldı. Biz de ondan yararlandık. Yani bizim tepesindeki o süs kulesini yıkımı, yıkım sebebi oldu. Ama 2 kat yaptı yönetmelik. Adam dedi Allah razı olsun. Madem yıktınız ben de yapayım. Şimdi bunlar doğru şeyler değil. Çünkü belediyeler arasında, kurumlar arasında, devlet kurumları arasında birlik, bütünlük çok önemlidir. Bir taraftan devletimiz sarmalanmış içeriden ve dışarıdan hain odaklar tarafından hakikaten hırpalanmak isteniyor. Bu açık net. Ama bizim dikkatli olmamız lazım. En azından bizim devlet kurumları arasında mümkün mertebe bir ahenk için uğraşmak durumundayız. Dolayısıyla ben burada eleştirilere girersem büyükşehirin yaptıklarını işin içinde çıkamayız. Yeri değil. Çünkü sonuçta aynı zamanda büyükşehirin de meclis üyesiyiz. Ama halkımıza gerçekleri anlatmamız lazım. Pınartepe planları 5 senedir Arap saçına. Gönül isterdi ki genelde iktidar, yerelde muhalefet mensubu arkadaşlarımız. Coşkun Bey toparlayın, vaktimiz kalmadı, cenazemiz de var. Evet. Hep kol kola versek, şu Pınartepe planlarını çıkarabilsek. İnsanlar mağdur. Bunun AKP'si, CHP'si olmaz. Her partiden orada insan yaşıyor. Bunu yapmak lazım. Bu bir hizmet olur. Herkes çıkar burada göğsünü kabartırarak evet hep beraber el ele bu planları çıkardık. Bu bir hizmet olur. Recep Bey D100 karayolundan bahsetti. Onu bildiğim kadarıyla bilerek bana pas attı. Öyle tahmin ediyorum. Ben de kardeşimi cevapsız bırakmayayım. Vallahi bu tür hizmetler iyidir, güzeldir. Nacizane şurada 7 kişinin de önergede imzası var. 3 defa. Olması için Kadir Topbaş, Sayın Kadir Topbaş döneminde. Ciddiye alındı. Bunun bir ihtiyaç olduğunu Sayın Belediye Başkanı'nın basın açıklaması olmuştu. Ama herkesin emeğiyle bir şey oldu. Ama bir şeye üzüldüm.
böyle devasa bir yol Allah aşkına 7 kişiyle açılışı olur muydu? Adam en azından orada bir 70 kişi, 700 kişi ya da 7000 kişi toplardı. Çünkü ciddi bir emek var. Daha şık olurdu diye düşünüyorum. Bunu da kayıtlara geçiyorum. Açılış yapıldı mı? Haberiniz... Bir 6-7 kişiyle bir ara basında çıktı Recep Bey biliyor. Yani kendisi yoktu ama. Devlet açılış mı yaptı orada? Yok. Bir partinin açılışıydı. Bırak onları ya. Bırak onları. Açılış olsa biz de orada oluruz. Evet. Bir de tabii inşallah önümüzdeki dönem hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem siz ve ilgili arkadaşlar hep beraber açılışını yapar. Çünkü bu köprünün üstünde herkes geçecek. Herkesin emeği var. Teşekkür. Yat limanıyla ilgili de bir şey daha altını çizeyim. İki grubun ortak kararıyla geçmişti. Bunun da bilinmesinde fayda var. Eğer eksik varsa iki grubun eksiğidir. Başarı da varsa iki grubun başarısıdır. Sayın Başkanım, son bir şey daha söylemek istiyorum. Ya bu sokak isimleri, hani Recep Bey Büyükşehir'imizin başarılarından aldık, doğrudur. Ya arkadaş, 70 yıldır, 80 yıldır sokağında yaşayan adam kalkıyor bir sabah, benim sokağım ismi Torbacı Sokak olmuş. Ya ben torbacı mıyım diyor. Geliyor bize müracaat ediyor. Gidiyoruz Büyükşehir'e. Arkadaşlar katkı sunsa böyle olmaz. Sonra dönüyoruz. Hani düzenini önce bozacaksın ya, usulüne göre düzelteceksin. Sonra dönüp bak arkadaşlar Büyükşehir'de bir sokakların ismini düzelttik. Bu popülist bir siyasettir. Oradan kimseye ekmek çıkmaz. Ne bana, ne Recep Bey'e, ne de başkasına. Buna gerek yok. Halk her şeyi biliyor. Yani benim sokağım, önce eşeğimi kaybettiriyorsun, sonra buldurup teşekkür ettiriyorsun. Buna hiç gerek yok. Bunlar ucuz siyaset. Toparlayın. Şeyi de söyleyeyim. Hizmetleri sayarken bir şeyi unuttu Recep Bey. Onu da ben tamamlayayım. Şu Çakmaklı'da çöp arıtma tesisinde. Bu da çekici. Çöp transfer istasyonu. Evet. Bu da halkımıza büyük bir nimet. Yani İstanbul'da başka yer yok. Getirip meskun mahallenin içerisine. Bu da arkadaşlarımızın başarıları. Bizim Büyükşehir'de red oyumuza rağmen arkadaşlar evet oyla geçti. Çakmaklı'ya bir çöp tesisi kuruldu. Bunun olmaması gerekiyordu. Bunun da halka, medyaya cevabını ilgili arkadaşlar versin. Biz vicdana rahatız. Biz dedik red oyu veriyoruz. Biraz fazla oldu. Polemik de yapmak istemedim. Vaktimiz yok. Beni dinlediğiniz için hepinize selam, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Recep Bey'in vereceği cevapları ben vereceğim. Ben konuşayım, ondan sonra eksik kalırsa sen tamamla. Bu usul, böyle bir usulümüz yok. Ben sadece özel günlerle ilgili söz verdim. Böyle bir usulümüz yok. Bundan sonraki meclisi de tekrar hatırlatacağım. Çöp transfer istasyonu, evet, Büyükçekmece Çakmaklı mahallemiz çok güzel bir mahalledir. Büyükşehir'in iradesi içerisinde alınan bir karar değildir. Bunu özellikle burada televizyon ekranları huzurunda da belirtmek istiyorum. Şu anda bizi Çakmaklı'da yüzlerce vatandaşımız da izliyor. Maalesef Büyükşehir'de çöp transferi, çöp taşıyıcılığını yapan müteahhit firmanın alt kademeye bastırması sonucu Çakmaklı'nın en güzel yerinde bu çöp transfer istasyonunun kurulması gibi bir karar geçirmişlerdir. Sayın Kadir Topbaş'ta defalarca görüştüğümde kendisi bunu reddetmiştir. Böyle şey olmaz demiştir. Alternatif yer bulun demiştir. Sonra Mevlüt Uysal, yeni Büyükşehir Belediye Başkanımızla baş başa en son 20 gün önce yaptığım toplantıda o da başkan doğru diyorsunuz, alternatif yer bulun dediler. Alternatif yeri teknik, imardan sorumlu teknik başkan yardımcısı arkadaşımız hazırladı. Büyükşehir'e gönderildi ve şu anda bildiğim kadarıyla Çakmaklı'daki çöp transfer istasyon yerinden vazgeçildi. %99 böyle olduğunu biliyorum. Sayın Uysal'a ve ilgili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Köprünün açılışının dile gelmesi yanlış. Bir siyasi arkadaşımız gidip birkaç siyasi arkadaşıyla orada bir poz vermiştir. Çok görmüyoruz. Köprülerin herhangi bir açılışı söz konusu değil. Daha bir açılış töreni falan bize gelmedi. Halk açtı zaten. Sokak isimleri önemliydi. Sokak isimleri son derece büyük şehrin yapmış olduğu bir lüzumsuz iştir. Resul Arı, Çakmaklı muhtarını, birçok muhtarı, yani Fatih muhtarımızı, Çakmaklı muhtarımızı, bizi Fuzuli meşgul eden bir iştir. Çakmaklı girişi, Recep'in babası da dedesi de biliyor ki, ben biliyorum ki, sizlerin Çekmece'nin yerleri biliyor ki, Çakmaklı girişi, metronun önüne girişin adı Atatürk Caddesi'dir. Kim koymuş? Vallahi 100 sene önce koymuşlar, o köy köy olduğu zaman koymuşlar. Büyükçekmece ilçe orası köyken koymuşlar. 100 senelik Atatürk Caddesi'ne şimdi maşruki mi, maşruka mı bir cadde yapmanın anlamı nedir arkadaşlar ya? Allah rızası için Avrupa'nın göbeğinde, büyük Strasbourg'da yerel demokrasinin kalbinin attığı yerde bunları dile getirdiğimiz zaman, dile geldiği zaman utanıyoruz ya. Çünkü basından oluyor, bizim orada karşımızda okuyorlar. Ya ne işiniz var kardeşim ey büyük şehir? Hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya ey bilmem ne, ey bilmem ne. Ben de ey büyük şehir diyorum ben de. Ya başka işiniz gücünüz yok mu ya? Büyükçekmece, Gazi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ni Recep Bey bildiğim kadarıyla gayet olaya vakıf çünkü Büyükşehir'de komisyonda. Niye Gazi Mustafa Caddesi yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, ya Mustafa Kemal'dir, ya da Atatürk'tür. Gazi Mustafa, Emicem'in teyzesinin oğlu, dayısının, uşağının kardeşi. Yok böyle bir şey ya. Dalga geçmeyin ya. Dalga geçmeyin bu halk. Dalga geçenlere çok ağır faturalar çıkartmıştır bugüne kadar. Halkla dalga geçilmez. Ben Gazi Mustafa Caddesi'ni yazan arkadaşların bu işi dalga geçerek yaptıklarını düşünüyorum. Torbacılar Papatya Caddesi'nin ismini kaldırıp Torbacılar Caddesi yapanların ben aklı selim insanlar olduğunu düşünmüyorum. Aklı selim insan bir sokağa Türk, biz Türk ve Müslümanız. Önce Türk'üz sonra Müslümanız. Bazıları tersini söylerler. Hayır. Biz 1100 yıllarında Müslüman olmuş bir milletiz. Ama biz Türk'üz. Hassasiyetlerimiz vardır. Müslümanımız, Müslümanız. Hassasiyetlerimiz vardır. Papatya Caddesi'nde doğmuş büyümüş çocuğun 25 sene sonra sokağın ismini Torbacılar Sokağı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kazık atan kişilerdir. Tabirimi mazur karşılayın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bunlarla uğraşmasınlar. Bir an önce Çakmaklı'da, Büyükçekmece'nin ilçesinin herhangi bir yerinde halkla dalga geçer durumda olan, bizi rahatsız eden bu sokakların isimlerini geri versinler. Önüne bir koysunlar, iki koysunlar, üç koysunlar, roman rakamı koysunlar, ne koyarsa koysunlar. Değerli arkadaşlar, yine biraz önceki Yat Limanı gibi haber yapan malum iki gazete, geçen de bir haber yapıyor. Efendim 800 liraya mal olması, metrekaresi 800 liraya mal olması gereken Büyükçekmece Belediye binasının, belediye sarayının çok fahiş fiyatla yaptığımızı ve devleti zarara soktuğumuzu, bu nedenle teftiş, müfettiş falan. Değerli arkadaşlar, itibar etmiyoruz ama sizi bilgilendirme gibi bir görevim var. 22.500 metrekaredir bu bina. Denizin 5 metre altında çalışılmıştır. Onu yazanlar bilmez ne olduğunu. Çünkü onların derdi başka. 2500 jet grout sistemle 22 metre beton satı oluşturulmuştur altta. Yani 2500 adet beton kazık çakılmıştır. Komik rakama da biz burayı mal ettik. Komik rakama. Müteahhitler var içinizde. Mustafa Aydın orada. 22.500 metrekare yeri binanın anahtar teslimi
maliyeti 42 milyon 500 bin liradır. Betonu ve demiri de özel üretilmiştir. Demir özel, beton özel üretilmiştir. Olması gereken rakam 100 milyondur. Binanın dış cephesi 1000 yıl garantilidir fibrobeton tarafından. Yani ebediyen. Bunlara cevap vermeyi ben acizlik olarak görürüm. Çünkü hayvanı, ineği veya üzüm bağını o işin uzmanıyla tartışacaksınız. Siz de uzman olacaksınız. Veyahut da yol yapımının ne olduğunu o işi bilenle tartışacaksınız. Basın gününde basınlarla ilgili güzel şeyler söylüyoruz ama zaman zaman da basını çirkin duruma getiren çürük yumurtaların da basın tarafından ayıklanması ve gözlenmesi lazım. Basın etik kuralına uygun olmayanların da basın kurulları tarafından cezalandırılması lazım. Sadece hükümete yüklen, sadece Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, Belediye Başkanı'na yüklen. Vay efendim basın mensubu şuydu, basın mensubu buydu. Tetikçi basın mensuplarını da basın dünyası arasından ayıklaması lazım. Ahmet Şahin kardeşimizin babası biraz sonra ameliyata giriyor. Allah kendisine Ahmet Şahin'im, evet. Salih amca da, onu Salih amca diye herkes bilir. Salih amca, ya Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, hemen gündeme geçeceğim. Benim cevap vermediğim hususlar varsa Recep Bey buyurun. Yani çöp transfer istasyonu artık siyasi malzeme yapmayın ama Büyükşehir'in ben dahil 7 meclis üyesine rica ediyorum. Bu halkın çok rahatsız olduğu şu sokak isimleri meselesini bu halkın gündeminden düşürün. Eylem mi yapacaksınız? Birlikte orada eylem mi yapacağız? Bu ayıptan bu çekmeceyi kurtaralım. Bunun siyaseti de olmaz Coşkun Bey'in dediği gibi. Buyurun. Öncelikle haksız ve yanlı haber yapanları ve Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Belediye Başkanlarımızdaki keza meclis üyelerimizle ilgili yanlı ve haksız haber yapanları ve halkı yanıltanları da ben de buradan AK Parti grubu adına kınıyorum ve Allah'a havale ediyorum. Bu noktada Coşkun Bey'in birkaç söylemi üzerine söz almış bulunmaktayım ve Coşkun Bey burada ifadelerini kurarken belli noktalarda direkt beni hedef aldığı için cevap verme gereği duydum. Eleştirdiği için diyeyim, düzelteyim. Coşkun Bey beni eleştirdiği için ben de söz almış bulunmaktayım. Tabii buyurun. Burada özellikle Suriye ile ilgili konularda Sayın Grup Başkan Vekilimiz hükümetin yaptığı yanlışlardan bahsederken ben şunu net olarak ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı ile, Başbakan ile, hükümeti ile, iktidarı ile, muhalefeti ile nerede bir mazlum ve mağdur varsa yanında yer almaya devam etmiştir. Bu Suriye'de de böyleydi, Irak'ta da böyle, Filistin'de de böyle. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten büyük bir devlet, güçlü bir devlet ve bugün gerçekten olması gereken noktada her konuya müdahil. Bunu nereden görüyoruz? Bunu Birleşmiş Milletler'de 128 ülke Türkiye'nin haklılığını tespit etmiş durumda. Burada İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan toplantılarda Türkiye daha önceden dünya 5'ten büyüktür diye net olarak ifade ediyordu ve şu anda da dünya 1'den büyüktür diye net olarak ifade etti. Ve bu noktada bizim yaptığımız siyaset, bizim yaptığımız politika, Cumhurbaşkanımızın izlediği yol ki Türkiye adına bence doğru yoldur. Ve bu noktada katkı sunması gereken, tüm siyasetlerinde katkı sunması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Öteden beri unutulan, Osmanlı zamanında en uç ada olan Sevakin Adası'nda bugün bir çalışma yapılıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımız oranın tahsilini almaya uğraşıyorsa, bugün Antarktika'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti üs kurmaya çalışıyorsa, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık kabına sığmadığını, bölgesinde lider ülke olduğunu ve tüm dünyaya örnek olduğunu gösteriyor. Şahidi mi? Venezuela Devlet Başkanı. Geldi, burada söylemesi gerekenleri söyledi ve İslam ülkelerinde bir ve beraber olun, uyumayın diye kaç bin kilometre uzaktan gelerek uyardı. Bu noktada eylem ve söylem birliğimiz var mı? Ben az evvel de ifade ettim. Biz doğruları söylemeye, yanlışları da üslubumuza göre AK Parti'ye yakışan bir şekilde net olarak ifade edeceğiz dedim. Coşkun Bey'in dediği gibi, zaten Coşkun Bey'in dediklerini söyleyecek olsam
Bu partide siyaset yapmayız. Coşkun Bey'le beraber yaparız. Bizim özelliğimiz ve güzelliğimiz doğruyu doğru bildiğimiz mekanda doğru şartlarda söylemek. Ama yanlış bir şey varsa da bunları ilgilisine yine bize yakışan üslupta ifade etmektir. Ve bunları yapmaya ne Coşkun Bey ne de başka bir arkadaşımız engel olamaz. Bu noktada biz doğruları ifade etmekten geriye durmayacağız. Yine Pınartepe planları ile ilgili, Pınartepe ile ilgili, bölgedeki tüm planlama çalışmaları ile ilgili, kentsel dönüşümden Mimar Sinan'ın kentsel tasarımına, Güzelce'nin planlarına, Kumburgaz'ın planlarına, Celaliye'sine, Kamil Obası'na kadar tüm bölgede yapılacak planlarda Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşlarımızla, AK Parti, CHP'de ayırmak istemiyorum. Belki ben birazcık daha fazla ilgi duyuyorumdur, emek veriyorumdur. Bu noktada gazetelere çıkıyorumdur. Bunu da hoş görsünler, bir şey demiyorum. Emek verdiğim zaman benim de öyle bir kötü alışkanlığım var. Gazeteye de çıkmaya çalışıyorum. Bu noktada bölgedeki imarlarla ilgili gerçekten ilgiliyiz. Bir noktada, bunu net olarak söylüyorum, parsel bazında çalışma kesinlikle bizim tasvip ettiğimiz bir konu değil. Ben ve arkadaşlarım parsel bazında bir çalışmanın içerisinde olmama gayreti içerisindeyiz. Ama bölgeyi ilgilendiren Celaliye'siyle, Kamil Obası'yla, diğer konularla ilgili bir alan varsa, ki Pınartepe'de, Atatürk Mahallesi'nde, Fatih Mahallesi'nde bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz ve yapmaya da gayret ediyoruz. Bu noktada BD'deki başkan yardımcılarımızla, sizlerle, Büyükşehir'deki meclis üyesi arkadaşlarımızla, teknik anlamda Tarık Bey'den de buradan bilgi alıyoruz. Ve bu noktada Büyükçekmece halkına bir nebze de olsa rahatlatma çabası içindeyiz ve bunu da yapacağız. Yine köprü açılışıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan çalışma, orayı bir ziyaretten ibaret olan bir çalışma. O anda da bizim teşkilattaki arkadaşlarımızın birlikte bir açılış havasına büründüğü bir çalışma ama bu gerçek açılış değil. Bununla ilgili geçtiğimiz günler Sapanca'da Mevlüt Uysal Başkanımızla yaptığımız toplantıda, ki sizleri de davet edecektir burada ilçe belediye başkanı olması hasebiyle, bir açılış planlandı. Büyükçekmece'deki yapılacak yatırımlarla ilgili bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ettiler. Çöp istasyonuyla ilgili de duyarlılığınızdan, Büyükçekmece halkının duyarlılığından, Çakmaklı halkın duyarlılığından memnuniyet duyduk. Bu noktada az evvel sizin ifade ettiğiniz şekliyle burası farklı bir noktaya kaydırılacak ve burada yerin üzerinde şu anda tahsisi olan Gençlik ve Spor Bakanlığı tahsisatını kaldırmış bulunmakta ve bununla ilgili de mutlak surette sizlerin de bilgisine başvurularak bunu farklı bir noktaya alacaklarını düşünüyorum. %99 dediniz. Ben de aynı şeyi ifade etmek istiyorum. Yat Limanı ile ilgili de yine Coşkun Bey'in ifade ettiği bir siyasi ilçe başkanının, ki bizim AK Parti ilçe başkanlarına bir arkadaşımızı kastettiğini biliyorum, yıkacağım dediğini söyledi. Bu arkadaşımız orada yıkacağım derken zannederim kaçak olan kısımları yıkacağını ifade etti diye düşünüyorum. Söz verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Buyurun. İsim kullanmayacağım çünkü sataşma hakkı doğuyor. Ben arkadaşı sevdiğim için böyle ismini geçirdim kayıtlarda ama... Lütfen sataşacak bir şey yapmayın. Yok, yok, sataşma yok. Fakat... arkaya su servisi niye yapmıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi bu vallahi aklımın ucundan bu Savakin Adası hiç geçmemişti. Bu Savakin Adası Mısır ile Arabistan arasında Sudan'a ait olan bir yerdir. Doğru mu eğri mi tartışılır bilmiyorum ama madem adalardan konu açıldı, bence şu Yunan adalarına da hep beraber aynı duyarlılığı gösterirsek, ki bu da bizim için milli meseledir, ayırmamak lazım. Hep beraber onunla biraz daha ilgi gösterelim. Ne gerekiyorsa yapalım. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, meclisimizde ilk defa genel siyasetle ilgili konular konuşuldu. Bundan sonra asla olmayacaktır. Genel siyaset belediye meclislerine kapalıdır. Bura Büyükçekmece halkına hizmet etmek için halk tarafından seçilmiş halkın temsilcilerinden oluşan meclistir. Bugünden sonra herhangi bir şekilde genel siyasete girildiği zaman ben söz alan arkadaşımızın sözünü kesmek durumunda kalacağım. Çünkü görevim gereğince. Genel siyaseti parti başkanları yapacak, genel başkanlar yapacak. Biz yerel siyaseti yapacağız. Nedir o? Planı konuşacağız, sokak isimlerini konuşacağız, köprüyü konuşacağız falan. Bunu da hatırlatmayı görev saydım. Şimdi hızlı da gitmemiz lazım. Çünkü belediye personelimizin babası burada çalışıyor şu anda. Mimar Sinan'dan kalacak. Evet, gündem konuları. Vereceğim. Evet. Şeyler hazırlanıyor. Dışarısı. Seher Hanım buyurun.
Seher Hanım kısa olursa bunlar çok konuştular, senin hakkına tecavüz ettiler bilesin. Onları eleştirebilirsin. Hayır, zaten çok kısa konuşacağım Sayın Başkanım. Seher İlhan Yıldız yani meclis üyesi. Yani bir kişi olmanızla burada 30 kişi olmalar arasında fark yok ki, sizin hakkınızla onların hakkı benim gözümde eşit. Eşitsiniz. Eğer eşitlemek istersek bir gün 3 saat konuşurum başkanım. Buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım ve muhtar arkadaşlarım, herkese mutlu yıllar diliyorum. Ülkemiz içinde aydınlık geleceklerin bizleri beklediğini umut ediyorum. Gazeteci arkadaşlarım gerçekten çok emek veriyorlar, genç arkadaşlarım çok zaman harcıyorlar. Zaman zaman haklarının yendiğini biliyorum. Gazeteciler gününün kutlanmasını, sevinçle kutlanmasını arzu ederdim ama kutlamak gerekir mi, gerekmez mi? Kafamda bir sürü soru işaretleri var. Çünkü hapishanelerde özgürlüğü kısıtlanmış gazetecilerin olması benim bu duygularımı ifade etmeme sebep oluyor. Her tür bu tür görüntülerden yurt dışındaki medeniyet alemi dedikleri alemi de bize güldürmemek için daha dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü düşmanı çok bir milletiz, dostu az bir milletiz. Bunları göz önünde bulundurarak gazetecilere özgürlükler diliyorum. Özgür basının gününü kutlamak için içimden gelmiyor ama onlara saygılar sunmak istiyorum. Başarılar diliyorum. Saygılarım. Teşekkür ederim Sayın Seher Yıldız Hanım'a. Değerli arkadaşlar, 2018 Ocak ayı belediye meclis çalışmamızın birinci oturumunu açıyorum. Meclis, gündem konular. Bir önceki meclis kararlarının, bir önceki meclis karar ve zabıtlarının hepiniz ne yaptığımızı biliyorsunuz. Okunmuş olduğunu, okunmuş sayıldığını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler ittifakla kabul edilmiştir. Gündem buyurun. Konuları. 1. Belediyemiz bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere 5393 sayılı yasanın 25. maddesinin 1. fıkrası hükümleri uyarınca belediyemiz meclis üyeleri arasından 3 kişilik denetim komisyonunun belirlenmesi için seçim yapılması. 2. Belediyemiz bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere 5393 sayılı yasanın 25. maddesinin 1. fıkrası hükümleri uyarınca belediyemiz meclis üyeleri arasından oluşturulacak olan denetim komisyonunun yapacağı çalışmalarda kamu, kurum ve kuruluşlarından veya kamu personeli dışında görevlendirilecek uzman kişi ve görev yapacakları gün sayısı ile bu görevlilere ödenecek brüt günlük ücretin belirlenmesi. 3. Belediyemizde 2017 yılında sözleşmeli personel olarak çalışan personelin 5393 sayılı yasanın 49. maddesi ve 657 sayılı yasanın 4 Taksim B maddesi hükümleri uyarınca kadro karşılık gösterilmek ve tam zamanlı olarak sözleşme yapılmak suretiyle 2018 yılında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi ve 2018 yılı sözleşme ücretlerinin belirlenmesi hususunun karara bağlanması. 4. 2017 yılında belediyemizde görev yapan geçici yevmiyeli işçilerden 5620 sayılı kanun hükümleri gereğince sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmediklerinden geçici yevmiyeli işçi olarak çalıştırılmaları gereken personelin iş pozisyonlarının 2018 yılı için vize edilmesi ve 2018 yılında da istihdamları hususunun müzakeresi. 5. Belediyemizde 5620 sayılı yasanın 3. maddesiyle belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm, kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1. maddesi hükümleri doğrultusunda
mevsimlik işçi istihdam edilmesi ve bu hususta 2018 yılında ihtiyaç duyulan geçici iş pozisyonlarının vize edilmesi ve buna ilişkin olarak hazırlanan vize cetvellerinin karara bağlanması. 6. Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sen isimli memur sendikası arasında 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununun 32. maddesi ile geçici 14. maddesi hükümleri doğrultusunda sosyal denge sözleşmesi imzalanmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. 7. Belediyemiz Meclisi'nin 2018 yılında tatil edileceği ayın 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca belirlenmesi. 8. Belediyemiz 2018 mali yılı evsel katı atık ücret tarifesinin müzakeresi ve karara bağlanması. 9. Belediyemiz sınırlarında bulunan Celaliye Mahallesi 595 adı ve 5 parselin güneyindeki park alanında ve Pınartepe Mahallesi 1205 adı 1 parsel güneyindeki otopark alanında olmak üzere toplam 2 adet trafe yerinin üzerinde 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesi ile 18. maddesinin E fıkrası gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ TEDAŞ lehine 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. 10. Belediyemiz bünyesinde Plan ve Proje Müdürlüğü'nün kurulması ve bir adet plan proje müdürü kadrosu ihdas edilmesi hususunun 5393 sayılı belediye kanununun 48. maddesi gereğince müzakeresi ve karara bağlanması. 11. 2018 yılının eğitim ve spor yılı ilan edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. 12. Büyükçekmece ilçesi Yeni Mahalle 2599 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. 13. 03.07.2017 tarih 30.113 sayılı planlı alanlar imar yönetmeliğinin 51. maddesinin 5. fıkrasına istinaden Büyükçekmece ilçesi genelinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tespit edilen ticaret teşekkülü olan sokak ve caddelerin zemin katlarında ticaret uygulaması yapılması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. 14. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesi ve 03.07.2017 tarih 30.113 sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 15. fıkrasına istinaden Büyükçekmece ilçesi sahil bölgesinde çatı renginin ve cephe kaplamalarının estetik komisyonu raporu doğrultusunda belirlenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. Ek gündem 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda muhtelif marka ve modelde kamyon alımında kullanmak üzere belediyemizce yurt içi kamu bankalarından belediyemiz menfaatine olması durumunda özel bankalardan toplam 5 milyon TL faiz artı komisyon ve bunun gibi giderler tutarında kredi alınması bu hususta belediye başkanına yetki verilmesi hususunun tensiplerinize sunar. Uygun görüldüğü takdirde bu hususta karar alınmak üzere yazımızın 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin D fıkrası ile 38. maddesinin D fıkrası ve 68. maddesinin hükümleri gereğince meclise havalesini arz ederim. Ek gündem 2. Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi 5337 ada 1 sayılı parselde belediyemiz adına kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde bodrum artı 4 katlı bina öğretmen evi olarak kullanılmak şartıyla İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 15-12-2000 tarihli yapılan protokolle tahsis edilmiştir. Büyükçekmece öğretmen evinin zarar etmesi ve yeterli düzeyde hizmet veremediği gerekçesiyle 30-12-2017 tarihine kadar kurumlarına ait aboneliklerinin iptal edilerek personel tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının istenildiği ilgi yazıda anlaşılmaktadır. Bu nedenle makamınızca da uygun bulunması halinde belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve imar planlarında sosyal kültürel tesis alanı kalan 10.064
4.18 metrekare yüz ölçümlü 537 ada bir parsel üzerindeki bodrum artı 4 katlı bina bundan böyle Büyükçekmece öğretmen evi olarak kullanılamayacağından söz konusu yerin belediyemiz hizmetlerinde kullanılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan tahsisin kaldırılması hususunda 5.393 sayılı yasanın 18. maddesine göre karar alınmak üzere yazımızın belediye meclisine havalesi olurlarınıza arz ederim. Teşekkür ederim. Gündeme ilave edilmesini istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Meclis gündemine. Gündemin birinci maddesi değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve özellikle iki grup başkanı arkadaşıma hitap ediyorum. Bu 11. maddeyi eğitim ve spor yılı maddeyi madde yerinde kalmak şartıyla maddede bir değişiklik yapmayalım. Madde 11. sırada kalması şartıyla bunu öncelikli görüşmeyi oylarınıza sunuyorum. Dışarıda bekleyen çok çocuk var. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, mesele şudur. Her sene bir belediye meclisi, her sene bir yıl, her yılın bir ismini koyuyoruz. Bu yılın da ismi spor ve gençlik ve spor yılı 2019-18'i gençlik ve spor yılı ilan etmeyi biz önerdik. Burada rötuş yapılabilir. Şimdi bu sözümüzün temsilcisi olan ve yurt içinde yurt dışında çok başarılı olan sporcu arkadaşlarımızı sırayla hemen içeri alıyoruz. Yanlar, arkalar doldurulsun. Kim geliyor? Hangisi geliyor? Hangi grup geliyor? Basketbol takımı. Buyurun. Karşıya. Oraya. Şuraya. Hay. Okey. Al oraya kadar alabilirsiniz. Basketbol koç. Çok heyecanlıydın koç. Tebrik ediyoruz. Biraz daha Şerif Bey biraz daha alın. Alabilirsiniz. Hatta tam arkaya geçsinler. Okey. Tam arkaya. Evet. Voleybol mu? Kim kardeşim? Kim? Kim? Buyurun karşıya. Peki böyle gelsinler. Böyle gelin. Böyle gelin. Hayır. Voleybol. Öbürü kim? Zamanımız yok. Büyükçekmece futbol. Yukarıya. Öyle dizilin. Tamam. Orayı doldurun. Evet. Bir kısım bu tarafa çocuklar, futbolcular, bir kısmınız karşıya. Mavilerin bir kısmı karşıya. Yukarısı biraz aşağı gelsin. Televizyon ekranına giremezsiniz. Aşağı kalın, gelin biraz. Aşağı alın. Sizin yanınıza kadar alın. Çek aşağı çek. Biraz daha çekin. Biraz daha çekin aşağı. İki kişi daha geçsin oraya yukarıdan. Arkadaşlar zamanı iyi kullanacağız da nasıl yapacağımızı pek kestiremedim. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve televizyonlara başında bizi izleyen değerli Büyükçekmeceliler. Büyükçekmece'de spor zenginliğiyle devam ediyor. 2560 tane sporcumuz var toplam eğitim alan ve şehrimizi ve ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında temsil eden spor kulüplerimiz var. Bu spor kulüplerimizden en önemlisi Avrupa'dan Türk basketbolunu
bizim şehrimizin çok daha üzerinde, yani şehrimizin imkanları buna yeterli değildir ekonomik olarak, ama şehrimizin basketbol takımı Büyükçekmece'yi Avrupa kupalarında çok üst düzeyde 2 yıldan beri temsil ediyor. Son 11 yurt dışındaki Avrupa Kupası oynayan FIBA Cup'ta mücadele veren Büyükçekmece Demir İnşaat basketbol takımımız son 11 maçın 9'unu galibiyetle bitirdi yurt dışında. Kırmızılı Büyükçekmece basketbol Büyükçekmece voleybol takımımız kısa bir zamanda ikinci lige yükseldi ve ikinci ligin bu sene devam eden müsabakalarının birinci yarısını birinci grupta namağlup olarak yoluna devam ediyor. Arkadaşlarımızdan beklentimiz Sultanlar Ligi'nde yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi ve şehrimizi temsil etmeleridir. Bu başarılarından ötürü onları da kutluyoruz. Büyükçekmece Futbol, Büyükçekmece Spor Akademisi var. Bir de Büyükçekmece Belediye Sporu var. Belediye Spor Kulübü var. Yani belediyeyle yaşıt olan. Bu belediyeyle beraber kurulan Büyükçekmece Spor Kulübü'nün adına sadece Büyükçekmece Belediye Sporu ilave ettik. Çünkü biz sporcu fabrikası olarak çalışıyoruz. Biz sporcu yetiştiriyoruz. Hedefimiz birinci lige falan çıkmak değil. Ama arkadaşlarımız o kadar başarılı oldular ki zannediyorum ikinci dönem Süper Amatör Lig'de mağlubiyetiniz var mı? Kim var? Hoca kim? İki mağlubiyetle Süper Amatör Lig'in 4. grubunda liderliklerini devam ettiriyorlar. Geniş bir sporcu yetiştiriyoruz bu spor akademisinde ve Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü'nde. Onları da bu başarılarından ötürü kutluyoruz. Ve basketbol spor kulübümüzün bu başarıya kavuşmasını, bu başarıya imza atmasına imza atan koç ve teknik heyetini, kız voleybol takımımızın bu başarısına imza atan antrenörleri ve hocalarını, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Büyükçekmece Belediye Spor'un bu derece başarıya ulaşmasına imza atan antrenör, hoca, toplayıcı ve eşyacısından kadar kaç kişi varsa hizmet eden, onları da kutluyoruz. Hepsini kutluyoruz. Sayın Başkanım, bu güzel tablo karşısında bir önergemiz var gündemde. Bu yılın spor ve gençlik yılı ilan edilmesi. Ona geleceğim sonra. Hayır, bunu şöyle, bütün meclisin ortak önergesi olarak oylanmasını öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biz de bu özellikle basketin koçu nerede? Gelsem. Geçen akşam Tofaş Büyükçekmece Demir İnşaat basket maçı vardı biliyorsunuz Bursa'da. Tofaş ligde birinci mi? İkinci oldum. Yani Fenerbahçe'ye karşı kafa tutmaktır hani diğer takımlar, küçük takımların. Çok heyecanlı görmüştüm ama heyecanını da iyi anladım. Çünkü Tofaş gibi bir devin bütçesi 80-100 milyonun üzerinde olan, bizim bütçemiz 10 milyon. Bizim 9-10 kat daha ilerimizde bütçeye sahip olan Tofaş'ı 1,5-2 basket sayı farkla kaybettiler. Yani çok büyük bir mücadeleydi. Evet, heyecanınızı gördüm, onun için kutluyorum tekrar size. Şahsım ve Büyükçekmece halkı ve milletçi adına sağ olasınız. Bu arada koç siz gelin buraya tekrar. Ondan sonra sizin antrenörünüz nerede, hocanız? Siz de buraya. Sizin hocanız nerede? O da gelsin.
Coşkun Bey ile Recep Bey, gruplar adına. Sizin de hakkınız var, buyurun. İlhan Yıldız. Neredesiniz siz? Yanımdayım, yanınızdasınız. Şunu biraz daha girin. Arkadaş, tamam. Siz de oraya. Siz oraya. Seher Hanım siz de gelin. Biz söylemiyoruz. Olur, Recep'in yanına gelin siz. Siz geçin Recep'in yanına. Çok da yayın olmasak daha iyi. Evet. Siz gözükmüyorsunuz değil mi? Biraz sonra gözükürsünüz. Peki arkadaşlar gitmeden sizlerin de onayını alarak bu seneyi grup başkan vekili arkadaşımız önerdi. Meclisin ortak grubuyla gençlik ve spor ve gençlik. Eğitim. Spor ve gençlik. Eğitim daim işte onun için. Eğitim ve spor. Eğitim daim olduğu için eğitim süreklilik var. Eğitim. Gençlik ve spor mu yapıyoruz? Spor ve gençlik. Dün konuştuk ya. Dün dedik yani gençlik ve spor olsa bir ayrı. Uygun mu? Gençler, 2018 yılı münhasıran gençlik ve spor. Spora çok yatırım yapılacağı yıl olarak ilan ediyoruz. Uygun mudur? Uygun buluyor musunuz kızlar? Başka bir isim var mı aklınızda? Yalnız fotoğrafta çıkmayacaklar. Peki, başkanım bak önünü siyasiler önünü kesti. Fotoğrafta çıkmayacak kızlarımız. Aşağı inin. Aşağı inelim. Meclisimiz adına tüm arkadaşlarımızın, tüm buraya gelen sporcu arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. Sizlere sağlık, esenlik ve başarılar diliyoruz. Yabancı geldi zaten öyle. Sayın Başkanım, ampute milli takım futbolcumuz Murat Çeşme'de oturuyor. Onu da bir dahaki sefere unutmazsak, davet edersek iyi olur diye düşünüyorum. Ömer Güler Yüz. Ömer Güler Yüz, evet. Niye unuttular onu? Şimdi bu grupları çağırmamızın sebebini açıklayayım. Acaba şimdi futbolu niye çağırmadılar, öbürünü niye çağırmadılar? Şehrimizde çok miktarda spor kulübü var. Biz buraya şehrimizi yurt içinde ve yurt dışında en üst düzeyde temsil eden
ve bu şu ana kadar müsabakalarda en iyi sonucu alan 3 takımı davet ettik. Büyükçekmece basketbol takımı Avrupa liglerinde birinci gruptan, ikinci gruptan lider olarak çıktı. Şimdi 11 maçın 9'unu alan bir takım olarak, çok başarılı bir takım olarak çağrıldı. Voleybol, kız voleybol takımımız süper bir başarıyla grupta birinci liderliğini devam ettiriyor ve çok kısa zamanda ikinci lige çıktı. Bu gidişle iki sene sonra Sultanlar Ligi'nde göreceksiniz. 3, doğru dürüst destek vermediğimiz halde Büyükçekmece Belediye Spor bütün zamanlardaki en büyük başarısını elde etmiş durumda ve mağlup gidiyordu. 2 tane mağlubiyeti var ama Süper Lig'de birinciliğini, liderliğini devam ettiriyor. Bu nedenle bu çok başarılı 3 takımı televizyonların, ekranın ve sizlerin önüne çıkarttık. Hepinize teşekkür ederim. Gündemin birinci maddesi. Arkadaşlar, denetim komisyonuna 2 Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bir de AK Parti'den üye ismi. Buyurun. Denetim komisyonu üyeliği için Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Sayın Hayrettin Altınok ve Sayın Mustafa Aydın'ı öneriyoruz. Hayrettin Altınok ve Mustafa Aydın. AK Parti. AK Parti grubu adına denetim komisyonuna meclis üyemiz Tamer Canbaz Bey. Tamer öneriyorum. Canbaz. Başka aday olmak isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Biz bunları gizli öyle yapıyoruz değil mi? Masanızda kağıtlar var. Bu kağıtlara üyelerin isimlerini yazıyorsunuz arkadaşlar. Alt alta isimlerini yazıyorsunuz, isimlerini. Başına denetleme komisyonu yazıyorsunuz. Onun altına 3 kişinin ismini yazıyorsunuz. İstediğiniz başka kişileri de yazabilirsiniz. Onu da bilirsiniz. Denetim komisyonu. Arkadaşlar, gündemin ikinci maddesine geçiyorum. Denetim komisyonuna dışarıdan en çok 2 kişinin çağrılması ihtiyaç duyulduğu takdirde ve ücretinin de kanunun belirlemiş olduğu en üst sınırdan verilmesi hususudur. Bunlar formalitenin yerine gelmesinden dolayı olduğu için. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi. Değerli arkadaşlar, mevcut belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personelin sözleşmesinin aynı şekilde daha önceki senede olduğu gibi tekrarlanması, 2018 bütçe yılında tekrarlanması hususudur. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesi, geçici yevmiyeli personelin sözleşmelerinin kaç kişi? 7 kişi. Bunların da sözleşmelerinin aynı şekilde 2018'de uzatılması hususunu oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin beşinci maddesi, mevsimlik işçi olarak çalışan 50 kişinin kadrosunun aynen devam ettirilmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun tabii. Bu geçici yevmiyeli işçi, mevsimlik işçi ve taşeron sözleşmeleri girmiyor. Ayrı.
Evet. Ayrı konu. Onlar belediye, onlar zaten kadrolu bizde. Şimdi yani, açıklayacağım biraz sonra. Girmiyor. Anladım. Bunlarla ilgili açıklama yapacak mısınız? Anladım tamam, zaten. Tamam anladım. O zaman. Evet. Perşembe günü Ankara'ya çağırdılar zaten. Gidiyoruz. Altıncı madde. Sendikayla personel arasında sözleşme yapma, sosyal denge sözleşmesi yapması için başkanlık makamına yetki verilmesi hususudur. Bu da formaliteyle tamamlanmasıdır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci madde, Büyükşehir Ağustos ayında tatil yaptığından dolayı tatilin Ağustos ayında olmasını veya herhangi bir değişiklik olması halinde Büyükşehir'in yapacağı, alacağı karar karar hangi ayı kapsıyorsa o ay içerisinde Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin tatile girmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2018 yılı evrak, evsel katı artık ücret tarifesini tarife komisyonuna havalesini ve tarife komisyonu ve Sayın Hayrettin Bey tarife komisyonu ve insan hakları ile ilgili ne vardı? Peki tarife komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Pınartepe Mahallesi'nde ve Celaliye Mahallesi'ndeki trafo yerlerinin tahsisiyle ilgili irtifak hakkı kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Plan ve Proje Müdürlüğü'nü geçen sene kaldırdık, bu sene tekrar kuruyoruz arkadaşlar. Çünkü Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Harita ve Planlama Müdürlüğü Türkiye çapında, Türkiye çapında Plan Proje Müdürlüğü'nün adını plan tamam da proje müdürlüğü olmaması lazım. İmar planları ile ilgili departmanlarda yapılan çalışma yapan bürolarda plan proje olmaması lazım dedik. Büyük biz bakanlığa daha doğrusu Türkiye Belediye Birliği'nde bunu konuştuk bugüne kadar. Bir değişiklik olmayacağını anladık. Tekrar planlarımızın yapılmasından sorumlu müdürlüğün adının tekrar Plan ve Proje Müdürlüğü olarak uygulanması durumunda kaldık. O nedenle şunu sorabilirsiniz. Başkanım daha önce biz bunu kaldırmıştık. Niye kaldırdık? Plan ve harita ve plan müdürlüğü yapamadığımız için kaldırdık Türkiye çapında. Dolayısıyla Plan ve Proje Müdürlüğü'nün kurulmasını hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tabii buyurun. Özellikle müdürler anlamında görevden alınan, göreve yeni atanan müdürlerle ilgili burada hem Plan Proje Müdürlüğü kuruluyor hem de bir adet müdür ihtisası var sanırım burada aynı şekilde. Tabii. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki uygulamamızın aynısını burada da talep etmekteyim. Nedir? Bizden eğer ki müdürlükleri son bulan arkadaşlar varsa bize başkanlık makamı bilgi verirse yeni atanan müdürlerle ilgili teşekkür bu ederim. Bir eksiklik bir bilgi verirlerse biz de bilgi sahibi oluruz diyorum. Teşekkür ederim. Plan ve Proje Müdürlüğü'ne Sefa, daha önceki bizim Sefa arkadaşımız bir ara Meclisüne kurucu gitmişti. Etüt Proje Müdürlüğü'ne de kim? Derya Hanım atanmıştır. Onu da bilgilerinize sunmam gerekiyordu. Şimdi sunmuş olduk. 11. maddeyi geçtik. 11. maddeyi oyladık. Bir imar plan tadilatı var. Nedir bu Nuraydın Bey? Sayın Başkanım, bir vatandaşın teklifi blok nizam imarlı olan bir yerde bloklar ayrı bir araya getirip tek blok haline. İmar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki maddem okuyun. 03.07.2017 tarihi sayılı 30.113 sayılı planlı alanlar imar yönetmeliğinin 51. maddesinin 5. fıkrasına istinaden Büyükçekmece ilçesi genelinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tespit edilen ticaret teşekküllü olan sokak ve caddelerin zemin katlarının ticaret uygulaması yapılması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve televizyonları başında bizi izleyen Büyükçekmeceli vatandaşlarımızın ilgisini çekecek bir maddedir. Bazı sokaklarımızda, bazı caddelerimizde konut olan yerler ticarete dönüşmüş durumda değil mi Nuraydın Bey? Başkanım, daha önceki yönetmeliklerde gerek Büyükşehir Belediyesi'nin yönetmeliğinde gerek sonraki planlanan yönetmeliğinde
konut alanlarında, ana arter ya da geniş caddelerde konut da olsa zemin katını isterse idareler iş yeri olarak tasdik edebiliyor. Bizim Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde yaptığımız gibi Albatros'a kadar hepsi konuttu, ticarete çevirdik. Benzeri. Şimdiki yeni yönetmelikte bununla ilgili hangi caddelerde, zemin katlarda ticaret yapılması hususunda meclis kararı alınması gerektiği. Şehrimizin ara sokaklarına ticaret sokmamak, oradaki oralarda ara sokaklarda ikamet eden vatandaşımızı huzursuz yapmamak üzere çok önemli bir karar alacağız. Bu önemli kararda mutlaka ben de bizzat bu komisyon çalışmalarına katılacağım. Çünkü kalkarsınız Sedef Sokağı'na, sokağa böyle bir karar verirsiniz. Orada kahvaneler açılmaya başlar, barlar açılmaya başlar ve büyük çekmeceyi büyük çekmecelikten çıkartırız. Çok hassas bir karardır. Çok önemli bir karardır. Komisyona havale ediyoruz ama biz ana caddelerin 12 metre, 15 metre minimum caddelerin ve büyük cadde de olsa örneğin İzmir Caddesi gibi, Nasrettin Hoca Caddesi gibi veya şeydeki çeşitli Mimar Oba, Sinan Oba gibi gelişmiş yerlerdeki caddelerde, bölgelerde cadde geniş dahi olsa bu kararı alamayız. Bu çekmeceyi sıkıntıya sokar. Çekmecemizdeki ikamet huzurunu bozar. Bu nedenle imar komisyonunun bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor ve bizzat belediye başkanı olarak ben o komisyona katılacağım. Plan çalışmasını, proje çalışmasını, harita çalışmasını arkadaşlarımız yapacak. Ben de katılacağım. İmar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar ve harita komisyonu. Ayrı ayrı. İmar ve harita komisyonuna olarak oyladık. O şekilde geçen arkadaşlar. Bir de Sayın Başkanım, bu maddeyle ilgili komisyonumuz çalışma yapar ki burada ticaret diyor, esnaflarla ilgili bir konu gündemde. Yine ulaşımla ilgili de az evvel ifade ettiğiniz gibi caddelerle ilgili şoför odası ve esnaf odasından da bu konuda bilgi alınabilirse komisyonumuz çağırsın, gerekli arkadaşlar bilgi alırsa uygun mudur? Şimdi arkadaşlar bunu fazla yaygınlaştırırsanız hemen şu olur, bizi dinlesinler. Ha ben işte Sedef Sokağı, karşımızdaki Papatya Sokağı veyahut da işte yanındaki Torbacılar diye bilinen, hepimizin bildiği en yakın sokaklar. Ya buralar yakın bir Yükçekmece Beyisi'nin hemen bunların altında dükkan yapalım deyince yukarıdaki insanlara zarar vereceğiz. Genel olarak diğer çağıracağımız kişiler de bu menfaatleri düşüneceklerdir. Bizim gibi daha olaya objektif gözle bakamayabiliriz. Bizi rahatsız edebilir. Bunun mebalı, ondan sonra mebal da meclisin üzerinde kalır. Sorumluluk sizdedir. Bu nedenle biz Büyükçekmece'yi bütün meclis üyeleri ve ben belediye başkanları tanıyoruz. Bu doğrultuda kararımızı alırken danışılması gereken varsa danışırız. Onun dışında herkes hukuki görevini yerine getirmelidir. 14. 14. Büyükçekmece ilçesi. Şeyine de sahil bölgesinde. Bunu bir anlatayım arkadaşlar. Çatırın. Bu çok önemli. Bunu şimdi basın haber yapacak. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de çatıların rengini bundan 17 yıl önce belirleyen ilk ve tek belediyeyiz. Binaların dış cephesini belirleyen ender belediyelerden bir tanesiyiz ama çatı örtüsünün rengini belirleyen ilk belediyeyiz. Şimdi Büyükçekmece'nin bütününde Selimpaşa'dan Beylikdüzü ilçe sınırına kadar olan alanda bu gördüğünüz, bunu devam ettirin bu sol tarafa doğru. Şu gördüğünüz kırmızı çizgiyi devam edin. Devam edin, devam edin, devam edin. Çizginin altı denizle öpüşen, denizle kucaklaşan alan. Bu alanda çatıların mavi ve mavinin renginde olma şartını getiriyoruz. Daha önce biz mavi şartını getirmiştik ama her yerde yapabilir. Bu alanın dışında çatılar mavi ve yeşil kaplı olacak. Mavinin tonları ve yeşilin tonları kullanacak. Bu şu anda geçerli. Artı bir de su toplama havzasında, göl havzasında tamamı villadan oluştuğundan dolayı, bir ve iki katlı binadan oluştuğundan dolayı, burada üretilecek olan projelerin dış cephe yapısına göre buradaki binaların çatı örtüsünü bu villa kentleri yapan teknik heyetle bizim estetik komisyonu çalışarak
nihai kararı estetik komisyonu vermek üzere bir başka karar alınacak. Dolayısıyla 3 maddelik bir karar yerel demokrasi adına ileride ders kitaplarına girecek. Şehircilik kürsülerinde Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin bu kararı ders kitapları ve şehircilik kürsülerinde anlatılacaktır. Bu nedenle önemli gördüğüm bu kararın da hem komisyon üyelerimiz açısından hem de meclisimiz açısından özellik arz ettiğini belirtmek istedim. Türkiye'de 1398 belediyenin hiçbir meclisinde şu ana kadar böyle bir karar alınmadı. En az benim bildiğim. Dolayısıyla bu da bizim bir ayrıcalığımız. Sebebi denizin kenarındaki binanın cephesinin kırmızı olması bizi rahatsız ediyor. Mavi ile yeşil artı ve onların tonlarındaki örtü Büyükçekmece'nin şehir merkezinin ve diğer alanlardaki özellikle alçak yapılarda şehir estetiğine katkı sağlayacaktır. Bu maddenin de son maddeydi bildiğim kadarıyla normal şeyde. Önemli bir madde olduğunu biliyordum. İmar Komisyonu'na... Başkanım oylama yapılabilir bununla ilgili. Tamam. Buyurun. Başkanım, estetik kurulu raporuna göre bütün esaslı çatı malzemesinde yasaklanması gerekiyor. Sadece kiremit ve toprak esaslı çatı malzemesi kullanmamız gerekiyor. Onu eklemediniz, onu da eklemek istedim. Ekleyiniz efendim. Toprak esaslı? Toprak esaslı veya kiremit... Plastik kullanamıyor yani. Plastik kullanılmıyor, yani bütün esaslı kullanılmıyor başkanım. O zaman onu ekliyorsunuz, onu ekliyorsunuz. Bir de konutların dış cephesini şu... Alüminyum ne diyorsunuz siz ona bir şey kaplıyorsunuz? Kompozit. Binaların dış cephesinde iş yerleri hariç, fabrikalar hariç kompozitte yasaklıyorsunuz. O var komisyon raporunda başkanım. Peki arkadaşlar biraz bu anlattığımı direkt oylayabiliriz. Çünkü bunun dışında herhangi bir çalışma olmayacaktır. Oylarınıza sunuyorum biraz önce açıklamış olduğum çatı örtüleriyle ilgili estetik komisyonu ile ilgili 14. maddemizin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edinler etmeyinler. O bile kabul edilmiştir. Zaten baştan kabul dedik bir yere. Peki. Gündem? Ek gündem bir. Özet. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün kamyon ihtiyacı için 5 milyon TL faiz artırım komisyon olarak borçlanması. Denetim komisyonu duyurum isterseniz. Denetim komisyonu duyurum. Evet. Yapılan seçim sonucu denetim komisyonu üyeliklerine 19 oyla Mustafa Aydın ve 16'şar oyla Hayrettin Altınok ve Tamer Canbaz seçilmişlerdir. Arz edelim. 16'şar oyla. Evet. Peki. Gündemimizin son maddesi değil mi o? Bir tane daha var başkanım. Peki. Buyurun. Hayırlı olsun arkadaşlar komisyon üyelerim. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün talebi üzerine 5000 TL kredi artı faiz olarak kredi kullanılması. Muhalefetin bu tip şeyler dikkatini çeker. Bu konular üzerinde fazla konuşulur. Ama fazla da konuşmaya gerek bırakmadan arkadaşlar bu işi hızlıca bitirelim. Büyükçekmece Belediyesi'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü garajında bulunan kamyonlarımız artık yürümüyor. Yaptığımız incelemede, bana bu konuda bilgi sundular. Yaptığımız incelemede kamyonlar mutlaka yenilenmelidir. Dışarıdan kamyon alıyoruz fakat kamyon devamlı çalışmıyor. Çalışmadığı zaman da para veriyorsunuz. Makine olsa makineyi çalıştıracağımız zaman kiralarız. Ama kamyon bir bakıyorsunuz bir de moloz dökmüşler. Bir yerden bir vatandaşın işte hafiyatından çıkmış malzemenin bize yarayan kısmını alacaksınız. Yani humuslu toprağı alacaksınız. Ve asıl kamyonun kiralanmasını rentable ekonomik bulmadığımızdan dolayı Devlet Malzeme Ofisi'nden 7 ile 10 arasında muhtemelen 10 tane olacak. 10 tane muhtemelen de Mercedes marka olacak. Damperli kamyon almak için bu sıcak parayı kullanmak istiyoruz. Ancak eğer belediyenin ekonomik imkanı yeterli olursa, kafamızda bir iki proje var, yeterli olursa aldığımız bu kararı da uygulamayacağız. Borca borç, borcun üzerine borç katmayacağız. Bu nedenle ben de muhalefet gibi borçlanmaya karşı olan birisiyim.
Ama biraz daha önce size söyledim, belediyeler Türkiye'de can çekişiyor. Perşembe günü saat 10'dan itibaren Türkiye Belediyeler Birliği'ne bizi yönetimi çağırdılar. Taşeron yasasıyla ilgili uygulamanın net olarak belediyelere duyurulmasını sağlayan bir bildiri yayınlayacağız. Önce bu tartışılacak, ondan sonra da 28 Mart, 30 Mart'tan öncesine kadar Türkiye'deki belediyeleri çok yakından ilgilendiren belediye yasasıyla ilgili yeni çıkacak yasayla ilgili çalışmalarımız olacak. Daha önce de duyurduğumuz gibi muhtemelen büyük ihtimalle 30 tane daha büyükşehir belediyesi, bütün şehir belediyesi geliyor ama benim toplantılardaki izlenimim Türkiye'deki bütün şehirler büyükşehir oluyor. Bu 28 Mart'tan önce çıkma zorunluluğu var kanunun. 28 Mart'tan sonra çıkarsa bir yıldan önce çıktığı için yasa uygulanamaz 2019 seçimlerinde. Bu nedenle herhalde böyle bir çalışmayı hızlandırmak için bizi Perşembe günü sabah çağırdılar. Gündemimizde başka madde var mı? Var başkanım. Devam edin. Bunu oylamadık başkanım. Ya, oylamadık değil mi? Kısa olur değil mi? Buyurun. 2018'in ilk meclisi dün bir, bugün iki. Borçlanma. Gelir gelmez borçlanma olunca tabii ki mali işlerimizi burada başarısız bulduğumuzu söylemeye gerek yok. Yani ilk mecliste daha kalkıp da 5 milyon borçlanma istemek abesle iştigal. Kendi kaynaklarımızı kullansın arkadaşlarımız. Bu kaynakları kullanarak 11. ayda emlak vergileri geldi. Yani tahsilatlar ödemediler. Bütçede bakacağız. Ama bununla ilgili emlak vergileri kullanılabilir. Vergi affı kullanılabilir. Bu anlamda bizler buna karşıyız. Sizle aynı şekilde düşünüyoruz. Karşıyız. Ben de karşıyım. Ben de karşıyım. Vatandaş 2017 Kasım ayında 20 milyona yakın emlak vergisi ödeyecekti. Vatandaş ne kadar ödedi? 10 milyon. Ve evet, yarısından daha az vergi ödedi vatandaş. Değerli arkadaşlar, 2017 yılında bir önceki yıla göre 2016'da belediyemize gelen pay 3,5 milyon civarındaydı. Vergi gelirlerinden belediyelere gönderilen pay 2016'da çok daha yüksekti. Örnek Büyükçekmece Belediyesi 3,5 milyon gelen para 1,5 milyona düştü. Niye? Devlete yatırılan vergiler çok azaldığı için payımız, pasta küçüldü. Küçülen pastadan bize de gelen pay küçüldü. Kimlere? 1398 belediyeye. Biz bu Recep Bey'in temennisiyle inşallah arkadaşlar bu biraz sonra alacağımız kararla, borçlanma kararıyla ilgili verdiğimiz, daha doğrusu borçlanma kararını kullanmadan bu işi çözerler ama yılın başında alalım ki biz hızlı yürümemiz lazım. Seçim dönemine giriyoruz beyefendi. Hepiniz siyaset yapacaksınız. Kiminiz başarılı diyecek, kiminiz başarısız diyecek. Biraz önce burada şeye girdiniz hemen. Tabii ki sen kendi mensup olduğun partinin başarılılığını savunacaksın. Onun dışında başka bir şeyi beklemek, düşünmek geceyle gündüz gibi bir farklılık yaratır. Bir farklı yanardaki fark. Burası da diyecek ki en iyi parti benim partim diyecek. Bu ara İyi Parti'yi pek karıştırmamak lazım. Ya, en iyi dedim yapayım. Şimdi o nedenle bugün 2018'in ilk meclisinde genel siyasete girdiniz ama bilesiniz ki o girdiğiniz yerde kaldı. Büyükçekmece Belediye Meclisi hem bütçede hem imarda, imar planlarında özellikle halkın, şehrin anayasası bugüne kadar duruşunu ortaya koymuştur. Benim herhangi bir rahatsızlığım yoktur. Arkadaşlarımız kendi partileri adına yerel parlamentoda yapılabilecek kadar siyaseti yapma haklarına sahiptirler. Yerel parlamentoda, yerel mecliste yapılabilecek siyaset nedir? İşleri tenkit edersiniz. İyi dersiniz, kötü dersiniz. Eyvallah deriz. İyiye de, iyiyse söylemiş olduğunuz, doğruysa eyvallah derim. Ama ya bu beyaz işte, hayır bu kara derseniz zaten dinlemem. Buradan girer, buradan çıkar, kavga da etmem. Ama Büyükçekmece Belediye Meclisi bugüne kadar bütün zamanlar içerisinde en azından 33 yıldan beri ben şahitim, rüştünü bütün zamanlarda
ispatlamıştır. Hele hele bu meclis çok daha fazla ispatlamıştır. Meclisin gündeminde oylama var. Ondan sonra bir tane daha var. Bir tane daha kaldı. Temennimiz odur ki biz de bu borçlanmayı kullanmayız. Bu borçlanma maddesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ek gündem 2. Büyükçekmece... Ek gündemi okudunuz, ben söyleyeyim. İşte konuları fazla bilince böyle maalesef katiplere söz bırakmıyoruz. Değerli arkadaşlar, 1996 yılında kendi elimizle öğretmenler evini, o günkü öğretmenlerimizin çok talebi üzerine anahtar teslimi yaptık. İçerisinin donatımını da, perdesini, masasını, sandalyesini, çay bardağını, gazozunu, şekerini de koyarak o gün Türk Milli Eğitimine teslim ettik. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle kapatma kararlarını aldıkları için 1,5 trilyon zarardan bahsediyorlar. Sosyal tesislerin kârı olmaz. Büyükçekmece Belediyesi şimdi Celaliye'de işletiyor, Tepecik'te işletiyor. Şimdi bu seneden itibaren başlayacak kordon boyunda 2000 kişinin aynı anda bulunabileceği 5 yıldız otel ayarında tesis yapıyoruz. Yapmıyoruz da restore ediyoruz. Bunlardan kar beklenmez. Bu nedenle biz malımızı geri alıyoruz. Aldıktan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Şimdi onlar Milli Eğitim tasfiyeyi yapıyor. Biz bu formalite kararı nedir? Tahsis talebini kaldırıyoruz ortadan. Çünkü bununla ilgili yazılar geldi. Bu hususun bundan başka bir şeyi yoktur. Üzülerek de olsa. Sayın Başkanım, ben burada bir anlayamadım. Devlet mi kapatıyor yoksa başka bir sebepler mi var orası için? Devlet kapatıyor. Buyurun. Yani öğretmen evini kapanıyor şu an. Evet. Siz de daha önce tahsis ettiğinizi geri talep ediyorsunuz. Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi ile ilimiz Büyükçekmece Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün zararda olduğu nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi'nin kapatılarak bu zarar olan kısım borçlarını diğer ilçelerin öğretmenevi ve akşam sanat okullarına devrediyor. Yani bakanlığın almış olduğu bir karar neticesinde öğretmenevi kapatılıyor. Biz de belediye meclisi olarak sizler bu tahsisin iptalinin kararını alıyorsunuz. Bir dakika, bu zararı diğer yerlerdeki yerlerden evet, tahsil edecekler. Onlara aktarıyorlar. Evet, zararın da o borçların da onlar tarafından ödenmesini karşılayacaklarmış. Bunu daha fazla açmamıza gerek yok. Buyurun. Başkanım, şimdi devletin kapandığını Sayın Ömer Bey söylüyor ki o da iletişimimizden kaynaklanıyor herhalde bizim, ki bize bunu şu anda ifade edildi. Daha önceden bilsek ona göre bir karar verme, yani bize ek gündem olarak da geldi. Bize de yeni geldi canım. Evet. Bununla ilgili eğer uygun görürse grup başkan vekili arkadaşımız da bunu eğitim komisyonuna havale etsek arkadaşlarımız bir değerlendirsinler. Yani eğitime de tahsis edilebilir mi? Ya da farklı bir nokta değerlendirilebilir mi? Eğitim komisyonundaki kardeşlerimiz bir çalışsa. Bir dahaki meclisi oylasak daha uygun olur diye düşünüyoruz. Bir dahaki mecliste oylayabiliriz, sakıncası yok ama öğretmen evi artık öğretmen evinden çıktı. Zaten o adanın tamamında öğretmen evlerinden vazgeçtiler. Artık öğretmen evi olarak kapatıldı. Başka sorunlar da olduğunu düşünüyoruz. Sonra birebir görüşürüz. Malzemeler şu anda hepsi bitti. Ha, 3 gün sonra oylarım dersen 3 gün sonra oylarız, sakıncası yok. Kentsel dönüşüm, o adanın tamamında kentsel dönüşüm yapacağımız için hem adliye binası hem o bina belediyeye ait olduğu için orada belediyenin de menfaatine gelişmeler olacaktır. Ama binayı bir müddet kullanacaksak hangi amaçla kullanacağımızı da oturup tabii ki karar vereceğiz. Bir sonraki meclise görüşelim, hiçbir sakıncası yok. Bir sonraki meclise... Başkanım şöyle, hayır, bir sonraki meclise yani cuma günü meclisine, yani komisyona gönderelim, cuma günü çıksın. Evet, evet, komisyona. Yani bir ay sonra değil. Bunda hangi komisyona gönderelim? Eğitim. Hukuk komisyonu. Eğitim ve hukuk müşterek olsun başkanım. Yani eğitim komisyonunda en az da bilgi sahibi. Eğitim ve hukuk komisyonuna havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemde başka bir şey var mı? Değerli arkadaşlar, gündemde başka görüşecek herhangi bir madde kalmadığından ben en kısa yoldan inerek personelimin babasının cenazesine ulaşmak üzere sizden önce fırlayıp buradan çıkıyorum. Yani hızlıca çıkıyorum. Yayındayız hala. İkinci toplantı Perşembe günü, Cuma günü saat 10, grup başkanı arkadaşlarım. Cuma günü saat 11'de herhangi bir davetiye çıkartılmadan Büyükçekmece Belediyesi meclis salonunda toplanmak üzere meclisimizin 2018 11 11 11
Belediye Meclisimizin 2018 Ocak ayı birinci toplantısının birinci oturumunu kapatıyorum.